Annemgil telefon açtı. Biz köydeydik. Onlar söyledi. Onlara da abim söylemiş. Ankara'daki gece telefon açmış. Darbe oluyor diye öyle uyandırmış. Yoksa haberleri yokmuş. Darbe olduğunu Twitter'dan gördüm. Oradaki hashtaglerden, işte milletin attığı tweetlerden gördüm. Öyle haberim oldu. Arkadaşlarımla beraberdim. Takılıyorduk. O arada ailelerimiz aradı, haber verdi. Öyle öğrendik. Darbe olduğunda ben Adana'da stajdaydım. Akrabalarımın yanında kalıyordum. Balkonda uyurken yan daireden sesler duydum. Yani Nerede köprüyü tutmuşlar, ne oluyor falan diye birisiyle konuşuyordu. İstanbul'dan birisiyle büyük ihtimalle. Nasıl öğrendim? Televizyondan öğrendim. Ve sosyal medyadan. Selalar okunmaya başlayınca başta sabah ezanı zannettim. İşte sonra sela olduğunu falan uyandım. Televizyona baktım. Öyle. Abim aramıştı. Abim jandarma astsubay. Annemi aramıştı. Abi oğlum astsubay deyin demişti. Hiçbir şekilde de kimseye kapıyı açmayın demişti. Yayladaydık. Babaannem, ben, annem üçümüzdük. Ablam polis memuru. Ailemizin yanındaydık Kadeli'de. Gecenin yarısı bir telefon geldi emniyetten. O şekilde öğrendik. Direkt apar topar Kozan'a geldik. O görevin başına gitti. Ben evde kaldım. İlk tabii ki de çok üzüldüm. Bu vatan ve millet altında barınmış milletimizin tekrardan bizi vurması çok acı verici bir şey. Ama daha sonra çok gururlandım. Kaçıp gitmek varken canı pahasına herkes savaştı. Ben ilk başta bomba falan olduğunu düşündüm yani. Bomba ihbarı veya patlama olduğunu, yine o sıralar zaten patlamalar çok oluyordu. Bir an tekrar eski Türkiye'ye döneceğimizi düşündüm. 80'deki 60'ta geçenler aklıma geldi. Pek bir şey hissedemedim çünkü darbenin ne olduğunu pek bilmiyorduk açıkçası. İlk defa yaşanmış olduk, ilk defa gördük. İlk başta pek bir anlam veremedim yani. Hani başta şaka gibi geliyor insana. Yani bir anlamlandıramıyorsun. Gerçekten darbe mi mesela? 80 darbesini duyuyoruz. Asker el koymuş, sağ sol olayını bitirmişler. Hani şu an neyi bitirecekler mesela yani? Şu an ülkede ne sıkıntıdaydı da neyi düzeltmeye çalışıyorlar diye düşündüm yani. Hani ne oluyor? Ben bir anlam veremedim. Zaten sonra işte enişteme sordum. Darbe nedir yani? Ne olacak? Şimdi kim karlı çıkacak? Darbe olduğunda bir şey hissedemedim. Paniktim aslında çünkü herkes panikti. Henüz o zaman darbenin ne olduğunu bilmiyordum. Bilmediğim için de bir şey hissedememiştim. Etrafım bir panik içerisinde olunca ben de o paniğin içerisinde. Korktum. Savaş çıkıyor sandım. Tam olarak bilmiyordum zaten. Bayağı panikledim. Darbenin ne olduğunu bilmediğim için bir şey hissetmedim. Korktum. Endişe duydum. İstanbul veya Ankara. O an gerçekten ülke için yapabileceğim ne varsa onu yapmak isterdim. Sokaktaysa sokakta ya da İstanbul'da yapmam gereken neyse onu yapmak isterdim ülkem için. İstanbul Boğaz Köprüsü'nde, yani şu anki Şehitler Köprüsü'nde olmak isterdim. Ankara'da veya İstanbul'da. Meclisin orada olmak isterdim. Ankara'da, Kızılay Meydanı'nda. Bence en çok mücadele o köprüde verildi. Yani daha kolay erişim sağlardım. En çok şehitlerimiz o alanda verildi. En kötü zamanlar, anlar orada yaşandı. Orada olmayı çok isterdim. Hani oradakilerin yaşadıklarını hiçbir zaman anlayamayacağım yani kendim. Ya hissedersin, üzülürsün ama onların yaşadığı duyguyu ben de hani canlı kanlı yaşamak isterdim. Yani o ana şahit olmak isterdim. Bu darbe bizim irademize yapılan bir darbeydi. Ve ben direkt bizim irademizin tecelli ettiği yerde, yani mecliste olmak isterdim.